Değerli Kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Bana mucize olarak verilen Ancak Kur'an'dır hadisi sahih midir? E bu hadisi şerifin öncelikle Buhari ve Müslim gibi hadis kaynaklarında geçtiğini ve sahih olduğunu ifade edelim. Ancak bu sorunun içeriğinde ayrıca şöyle bir soru daha gündeme getiriliyor. Eğer bu hadis sahih ise, o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan başka bir mucizesi olmadığı anlamına mı gelir? Ve dolayısıyla bazı insanlar bu hadis-i şerifi ileri sürerek Peygamber Efendimiz'in Kur'an dışında hiçbir mucize göstermediğini iddia ediyorlar. Esasen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesinin Kur'an olduğu vurgulanıyor burada. Yoksa Peygamber Efendimiz'in Kur'an'dan başka bir mucizesi olmadığının hiçbir manası ve anlamı buradan çıkmaz. Çünkü nasıl ki Hz. Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler içerisinde en büyük asa mucizesiydi. Onun için o ona özel olarak o en büyük olarak mucize olarak verilmiş. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtarılması onun için en büyük mucize olarak gösterilmiş. Ve Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi onun için en büyük mucize olarak ikram ve ihsan edilmiş. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da demek istiyor ki diğer peygamberlere verilen en büyük mucizelerin bir benzeri ama en yüksek seviyede ve kıyamete kadar geçerli. İçinde yüzlerce binlerce mucize yönleri olan Kelamullah olan Kur'an-ı Kerim bana verildi. Dolayısıyla bu hadisi, Peygamberimizin bu hadisini Kur'an'dan başka bir mucize olmadığı şeklinde değil, Kur'an'ın peygamberimize verilen en büyük mucize olduğunu, diğer peygamberlere verilen büyük mucizelerin bir benzerinin ama kıyama kadar geçerli bir mucizenin bana verildiğini ifade etmek istemiştir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'in dışında kendisine mucize verildiğini yine Kur'an'da görüyoruz. Ne gibi? Ve şakkal kamar. Kamer suresinde geçen ay ikiye yarıldı ayeti kerimmesi işaret edilen ayın ikiye bölünmesi mucizesine. Ve ma Allah rame. Mesela Bedir savaşında peygamberimizin mübarek avucuna aldığı bir avuç çakıl parçasını, toprak parçasını düşmanın üzerine attığında her birinin yüzüne, gözüne bir avuç toprağın gitmesini ifade eden mucizeyi de yine Kur'an ayetinde görüyoruz. Allahu Teala peygamberimize bu mucizeyi hatırlatıyor. Yine peygamber efendimize meleklerin yardıma gelmesi bin, sonra iki bin, sonra iki bin beş bin, bin meleğin peygamberimizin yardıma gönderilmesi ilgili mucize yine Kur'an'da geçiyor. Yine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya peygamberimizin götürüldüğünü ifade eden Miraç hadisesinin başı yine Kur'an'da anlatılıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz'e Kur'an'dan başka mucize verilmediği şeklinde anlamak bütün bu ayetlere aykırı bir mana olur. Şu halde bu hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz'e birçok mucize verilmiştir. Ama bu mucizeler içerisinde en yükseği, en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir demek istiyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Yine bir delil daha. Bu hadis-i şerif nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Peki yine aynı Bukhari ve Müslim dediğimiz hadis kaynaklarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizeler sayılmış mı? Evet. O zaman bu hadisi sahih olarak kabul eden Müslümanların aynı hadisin geçtiği kaynaklardaki Peygamberimizin mucize gösterdiği ifade eden hadisleri de kabul etmek durumunda kalacaklardır. Şu halde ikisi arasında bir zıtlığın ve çelişkinin olmadığını, her iki bilgilerinde doğru olduğunu, ama bana Kur'an mucize olarak verildiği e, hadisinin ise en büyük mucize olarak verildiği şeklinde anlamak en sağlıklısı ve en doğrusu olacaktır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucize gösterdiğini bize bildiren kesin bilgiler var. Biz bunlara mütevatir haberler diyoruz. Yani yalan söylemesi ihtimali olmayan bir topluluktan yine yalan söylemesi ihtimali olmayan bir topluluğa kalabalık kişiler tarafından aktarılarak ulaşmış bilgilere mütevatir, kesin, inkar edilmesi mümkün olmayan bilgiler diyoruz. Doğru haber diyoruz. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela bunlardan birkaç tanesini sizinle paylaşalım. Haninül Cizya dediğimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrılığına dayanamayan Meşid-i Şerif'te, Meşid-i bir kuru hurma kütüğünün insanların işiteceği şekilde deve gibi ağlaması, yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elleri işaretiyle ayın ikiye bölünmesi, yine Hudeybiye seferinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam susuz kalmış orduya on parmağından on musluklu çeşme gibi suya akıttırması, yine az bir yemekten yüzlerce insanın Allah'ın lütfuyla bereketlenerek doyurması gibi haberler mütevatir hadisler olarak, haber olarak kaynaklarımızda geçmektedir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın dışında başka mucize göstermediğini iddia etmek, İslam tarihini inkar etmek, Peygamberimizin hayatını reddetmek anlamına gelir. Şu halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an dışında da mucizeler göstermiştir. Ama en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir şey daha, bunu da paylaşmakta fayda var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili gerek ayetlerde gerek hadislerde zahiren görünüş itibariyle birbirine zıt gibi görünen bazı Kur'an'da ayetler ya da hadis kitaplarında hadisler olabilir. Biz bunlara tevil muhtelif diyoruz. Yani ister ayetler ilgili olsun ister hadisler ilgili olsun. Yani İkisi birbirine zıt gibi görünüyor ama hakikatte zıt değil. Buna bir örnek verelim. Tam yeri. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz biz peygamberler arasında fark gözetmeyiz. Bir ayet. Koyalım şuraya. İkinci bir ayet biz peygamberleri bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Şimdi Kur'an-ı Kerim hakkında şüphe uyandırmak isteyenler bu iki ayeti alt alta koyarak hani peygamberler arasında fark yoktu. Niye peygamberlerin bir kısmı bir kısmından üstün olsun? Eğer peygamberler bir kısmı bir kısmından üstünse niye aralarında fark yok ayeti var diyerek müminleri ve Müslümanları ayetler konusunda şüpheye düşürmeye çalışıyorlar. Gel inceleyelim bu ayetleri. La نُفَرِّقُ بَنَ حَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Peygamberler arasında fark gözetmeyiz ifadesini Allah kime söylettiriyor? Müminlere söylettiriyor. Yani müminler Peygamberlerin hepsine inanmak zorundalar. Birine inandım, birinde inanmadım demek gibi bir hakları yok. Yoksa iman etmiş olmazlar hakiki anlamda. Öyleyse Hz. Adem'den peygamberimize ve ikisi dahil ne kadar peygamber gel geçmişse hepsine inanmak zorundayız. Ve burada fark gözetilmez. İşte peygamberler arasında fark gözetmeyiz ayeti bunu ifade ediyor, bize dedirtiyor Allah. E, peygamber arasında bir kısmını bir kısa üstün kıldık ayetinde Allahu Teala diyor ki evet peygamber olmak noktasında hepsi eşittirler ama fazilet noktasından ve mertebe noktasından birbirinden farklıdır diyor. E şimdi bu iki konu çok farklı konumlarda farklı özelliklerde söylenmişken bu kötü niyetli insanların bir kısmı veya bunun hakikatini anlamayan bazı saf Müslümanlar yan yana getirerek yanlışa sürüklüyorlar veya yanlışa gidiyorlar. Demek ki Kur'an ayetlerinde ya da hadislerde geçen görüntü itibariyle sanki aralarında bir çelişki varmış gibi algılanan bazı durumlar söz konusuysa bu görüntüdedir, gerçekte değildir. Mutlaka ilgili tefsirlere ve hadis şerhlerine bakarak ya da bu işin uzmanlarına sorarak bunların cevaplarını bulalım ki imanımıza ve itikadımıza bir şüphe gelmesin ve bir şeytanın vesvesesiyle Allah korusun dinden çıkma gibi bir tehlikeye düşmeyelim